Selam babyler, nasılsınız? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir, çok mutlusunuzdur. Bakalım odaklanın. Sadece takipçilerime özel bakıyorum, biliyorsunuz. Ve hadi bakalım odaklanın, ne çıkacak? Ben de size onu anlatacağım, tamam mı? Bak, dileğiniz tutmuş çünkü bu fincan yapışmış. Öncelikle onu size söyleyeyim. Şimdi bir bakalım, size de göstere göstere gidelim. Belki anlayanlarınız olur, farklı yorumlama yapma gereği duyarsınız. Şimdi burada bana denilen şu var. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir kalabalık ortama giriliyor diyor. Bu kalabalık ortam aslında çok temiz diyor. Fakat buradaki iki kişiyle alakalı sizin soru işaretleri var kafanızda ve bunlar da erkek. Öncelikle onu size söyleyeyim. Birinin hatta bakın hayatınızdaki kişi de olabilir. Bu gözünde gözlüğü var. Güneş gözlüğü bu kişinin. Buğday tenli birisi diyor. Saçları da kısa böyle. Biraz sizden uzun boylu ve iri omuzlu. İsminde de A, M, S, R, O ve Ö harfleri var. Soyadında da olabilir. Şimdi bakın burada diyor ki bir kadın çıkmış balık etti, kucağında da çocuğu var. Bu kişi evlenmiş, ayrılmış olarak gözüküyor. Tamam mı? Bu kişi diyor geçmişten diyor zaten çok sıkıntı yaşamış diyor. Ve saçları açık renk bir bayan bu. Toplamış böyle kuyruk yapmış. Ve diyor çok sıkıntı yaşadığı gözüküyor ama diyor her şeyi diyor çocuğunla diyor böyle mücadele ederek geçmiş diyor. Arkasına bir erkeği almış burada diyor ve bu erkek diyor adım atmış bunun hayatından çıkmaya niyet etmiş diyor. Şu anda aralarında bir sıkıntı var ama aranıza giren başka biri var burada diyor. Bu kişiden dolayı sıkıntı yaşıyorsunuz diyor ve kendinizi de hiç iyi hissetmiyorsunuz. Şimdi bana burada denilen bir de bakın biri var sizi takip ediyor. Resmen gözüne dürbün takmış. Aha da gör bak burada diyor. Tamam mı? Kafası çok karışık bu kişinin. Şu anda arada limoni durumlar var deniliyor. Ama bu kişi sizi takip ediyor. Siz zannediyorsunuz ki artık sizden geçti gitti bu kişi. Bu diyor geçmişten olan bir kişi. Yani ayrıldığınız bir kişi de olabilir ama sizi takip ediyor. Ne yaptığınızla ne ettiğinizle alakalı. Şimdi çok karışık rüyalar görüyorsunuz diyor. Bu rüyaları da diyor bir türlü diyor hani çıkartamıyorsunuz. Bana ne gibi bir mesaj geliyor? Bazılarınız farkındasınız ama bazılarında değilsiniz diyor. Şimdi bazı olayların içerisine girerken girmek istediğiniz takdirde olmuyor bir engel çıkıyor. Şimdi burada zorlamayın diyor. Bir nevi korunuyorsunuz. Üzerinizde bir koruma var diyor. Şimdi çoğunuzun da burada benim gördüğüm kadarıyla tamam mı? Hisleriniz kuvvetli ama diyor ki hislerinize güvenmiyorsunuz. Hislerinize güvenmeyince de yanlış yapıyorsunuz. Bir kere bunu bilin diyor size. Şimdi bak burada bir bayan var diyor. Yuvarlak yüzlü, dalgalı saçlı bir kişi diyor. Özellikle burada bir eril var karşısında diyor. Elini kaldırmış buna diyor böyle kızgın, öfkeli. Çünkü yaptıklarından dolayı diyor. Siz bu kişiyi erillere özellikle söylüyorum tanımıyorsunuz. Bu kadının nasıl bir film çevirdiğini bilmiyorsunuz. Siz bu kişiyi yeni yeni öğreneceksiniz. Bak ben size söyleyeyim. Ve bir zararda görmüşsünüz, göreceksiniz de eğer uzak durmazsanız deniliyor burada. Şimdi işle alakalı diyor bazı diyor kafanızda fikirler var ama atılamıyorsunuz. Bana burada 10. aylardan sonra diyor bir iş konularında bir değişiklik veya bir yükselme olacağı gözüküyor. Özellikle de burada bir anahtar var. Bu anahtar tamam mı? Sizin bak kısmetinizin bağlı olduğunu gösteriyor. Bu kısmet bağlı olayı şu. Aslında çok güzel önünüze fırsatlar geçiyor ama bunlar hep engelleniyor. Çünkü sizin bir şey yapmanız lazım bu kısmetinizi açmanız için. Ya bir sadaka vermeniz lazım, ya bir fakiri sevindirmeniz lazım ya da yardım edilmesi gereken kişiler sizin aslında ayağınıza geliyor ama bunları pek diyor böyle farkındalığınız olmadığı için anlamıyorsunuz. Bunlara çok dikkat etmeniz lazım diyor. Bak burada bir hasta bir birisi var. Bu hasta kişinin hayatınızda aslında önemli bir yeri var ama nedense siz bu kişiye yardım edemiyorsunuz. Sadece böyle uzaktan yardım etmeye çalışıyorsunuz diyor. Ama bu kişinin sizin bir kere desteğinize çok ihtiyacı var diyor. Bununla ilgili bir uğraş içerisine gireceksiniz. Bak boğazınız şişmiş, tamam mı? Söyleyemediğin her şey burada kalmış diyor sana. Ve sen diyor bak birisiyle bir ilişki yaşamışsın ve bu yaşadığın ilişki seni diyor tamamen dibe çökertmiş diyor. Çok büyük sıkıntılar yaşamış, çok büyük böyle karışıklıklar olmuş, maddi manevi zarar görmüşsün diyor ve sürekli diyor sen diyor bu kişiye diyor böyle diyor kötü art niyetler besliyorsun çünkü neden? Bu sana sıkıntı yaşattığı için diyor. Ama bak bu kişinin sana gelip diyor önünde diz çökmesi var, af dilemesi var. Yani bir helalleşme durumunuz var. Burada sen helalleşirsin, helalleşmezsin. O sana kalmış bir şey. Ama
Burada gördüğüm kadar bir yürek kabartısı var. Yani sıkıntı o kadar çok ki bak kahve telvesi tamamen dibe oturmuş. Çok yollarınız var. Gideceğiniz ama bu yolları kapatıyorsunuz. Bir engel çıkıyor ve gidemediğinizi görüyorum bazı kişilerin özellikle de. Bakın dışarıdan gelen yardımlar var diyor. Bunları diyor görmüyorsunuz. Bunları görmediğiniz için de size gelmiyor diyor. Özellikle de maddi konularda diyor. Bakın bazı sıkışıklık bir sürü ödemeler çok görüyorum ben burada. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor diyor. Bir de bir kişiye çok dua ediyorsunuz. Elini açmışsınız böyle. Çünkü sizin hiç böyle çıkmazınızda yani bir çare olmayan yerde birinden bir yardım görmüşsünüz ve o yardım eden kişiye de böyle çok dua ettiğinizi görüyorum. Bu dualarınız da kabul oluyor aslında. Öncelikle onu size söyleyeyim. Bazı konularda diyor acele etmiyorsunuz. Çünkü neden? Birine çok emek vermişsiniz. O kadar çok emek vermişsiniz ki özellikle dişillere söylüyorum. Yani erillere verdiğiniz emeklerin diyor. Yani buna anası babası bile bu kadar emek vermemişti. Sizin sadece kızdığınız nokta şu. Ben bu kadar emek verip de bunun karşılığında kırıntı görmemin sebebi nedeni ne diye sorguluyorsunuz. Şu dengeyi kaçırıyorsunuz diyor. Yani artık diyor bir dengeyi kurmanız gerekiyor diyor. Şimdi bazılarınız da burada sağlıkla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Çok çok dikkat edin. Kendi sağlığınıza dikkat edin. Kendi yaşantınıza dikkat edin diyor. Bakın burada uyarıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi ilişkilerle alakalı ani bitişleri veriyor burada. Bu ani bitişler neden, ne için olduğunu bile anlayamayacaksınız diyor. Hayatınızdaki olan kişinin diyor ikili iki kişi arasında kalmasından kaynaklanıyor diyor veya iki düşünce arasında. Şimdi burada korkan eriller de var. Yani ilişki yaşamaya korkuyor, ilişkinin ileriye gitmesinden korkuyor, ciddi bir ilişki içerisinde olmaktan korkuyor ve bir türlü ilerleyemiyor. Burada sıkışıklık söz konusu deniliyor. Bakın. Burada diyor ki size siz kendinize güvenmeniz lazım diyor. Yani burada diyor kendinize güvenmediğiniz için diyor bu sıkıntıları yaşıyorsunuz. Çoğunuzun da bakın ailelerden gelen böyle yani sıkıntılar var diyor. Bazı travmalar söz konusu diyor. Bu travmaların aynısını ailelerden gelen durumları da kendiniz de yaşıyorsunuz yani. Mesela annenizin, babanızın daki istemediğiniz özellikler diyor kendinizde diyor barındırıyorsunuz diyor. Bunlara çok dikkat edin diyor. Yani siz olun diyor. Anne baba özelliklerini üstünüze alıp da yapıştırmayın diyor size. Burada uyarıyor. Burada bir satış var. Bu bir ev satışı olabilir, bir araba satışı olabilir deniliyor bana. Ama bu biraz uzayabilir. Onun için diyor size bunun planını iyi yapmanız lazım diyor. Yani burada diyor bir de bu satış esnasında kimseye güvenmemeniz gerekiyor diyor. Kendinize diyor güvenin diyor. Yani kimseye inanmadan bu işleri yapmanız lazım. Üçüncü kişileri araya koymayın diyor. Kendi işinizi kendiniz yapın kardeşim diyor burada size. Bakın. Elinizi açıp diyor bir dua ediyorsunuz diyor, tamam mı? Bu duanız da kabul olmuş diyor. Aslında bu dolunay zamanı ettiğiniz dualar, yaptığınız niyetler, yaptığınız çalışmalar hepsinin diyor geri dönüşünü alacaksınız aslında diyor burada. Yapmanız gereken şey diyor size yani şimdi herkesin niyeti farklıdır. Kimisi buna meditasyon der, kimisi buna dua der, kimisi buna namaz kılarak yapar. Herkes kendini nasıl iyi hissediyorsa o şekil diyor bunu yapsın diyor. Ama bu ayın sonuna kadar ben size söyleyeyim kimseyle dadaşmayın, kimseye bulaşmayın diyor. Çünkü bunun durumunda çok kötü sıkıntılar da yaşayabilirsiniz. Bak ben sizi uyarayım, tamam mı? Onun için diyor size olayları uzatmayın, kenarıya çekilin. Bu ayın sonunda hesaplarınızı sorun diyor. Çünkü çok karışıklık gözüküyor burada. Eğer ki bak hayatınızdaki kişi evliyse diyor, tamam mı? Burada çünkü yüz yüzesiniz, burada da biri yüz yüze. Şimdi bu kişiyle diyor bir çıkmaza girmişsiniz zaten diyor. Ama bu size bir maske takıyor. Onu görme zamanı diyor. Taktığı bir maske var. Yani ileriye gidilecek bir durum yok. Kendi önüne bir duvar koymuş diyor size ve siz bu duvarın önünde duruyorsunuz diyor. Artık bunu bir aşıp gitmeniz gerekiyor diyor size. Zaten bu durumdan, bu döngüden bir çıksan, bir açsan seni kimse tutamayacak. Öncelikle onu söyleyeyim. Yenilik diyor sana. Yeni bir sayfa, yeni bir başlangıç, yeni diyor. Hayatında kimse yoksa diyor çok kadersel bir tanışmalar olacak. Kalabalık bir ortamda deniliyor ve bu kişinin de bak ben sana söyleyeyim biraz diyor böyle tanışacağın kişi hayatında kimse yoksa diyor birilerinin aracılığıyla olacak ama diyor çok güzel olacak bu ilişki diyor. Yani hiç ummadığın anda birisinin hayatına girişi gözüküyor. Öncelikle onu sana söyleyeyim.
Ama bu sıkıntıyı ayak altına atmanız gerekiyor. Atmazsanız diyor bu sıkıntıyı diyor daha çok içiniz sıkılıyor ve ne yapacağınızı da bilmiyorsunuz. Bakın hanenize ay doğmuş diyor. O kadar böyle sıkıntılar içerisindesiniz ki bu sıkıntılardan diyor karnınız şişmiş diyor. Bak köstebek gibi biri var burada diyor. Senin hane içerisinde diyor. Aslında senin düşmanın uzakta değil ha, yakınında diyor sana. Buna çok dikkat etmen gerekiyor diyor. Sen iki kişinin sırtını almışsın, yükünü taşıyorsun. Artık diyor daha yani bunları indirmen gerekiyor diyor sana. Bu iki kişinin yükünü indirmezsen diyor ilerleyemiyorsun diyor öncelikle. Onu sana söyleyeyim. Bana söylenilen bunlar, anlatılan bunlar. Size uyanı alın, uymayanı evrene geri yollayın. Seviliyorsunuz beybiler. Şifa olsun, şifa olsun, şifa olsun. Çiz.